Önce bir giriş yapacağız. Arkasından işleyeceğimiz konular içinde bütün kainatı arkada bırakmak nasıl olacak? Konu neydi abim? 24. sözün birinci dalından okuyacağız ama külliyatın genelinde bakacağız birinci dala. Daha doğrusu birinci dalla bütün külliyata bakacağız. Böyle daha doğru denilebilir. Mevzumuz içerisinde cevap arayacağımız sorular şunlar. Bütün kainatı arkada bırakmak nasıl olacak? Burada sayfa 330, sözler 333'te geçiyor. Bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla diyor. Bunun nasıl olacağını üzerinde duracağız. Arkasından her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder diyor. Bu ne demek? Madde madde yapıyorsun şu anda değil evet, mi? Evet, yani üzerinde duracağımız konular hakkında madde başlıklarını sayıyorum. Zarar eder diyor. Bu ne demek? Bu zarardan kurtulma ihtimali, imkanı var mı? Sonra mesela Kadir ve Halik isminin eserini görse, alim ismini görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir diyor. Bu büyük bir risk. Buna karşı ne yapabiliriz? Nedir? Ne manaya geliyor? Bundan nasıl kurtuluruz? Daha epey soru var bu birinci dalla ilgili. Birinci dal, ikinci dal mukayesesi yapılabilir zamanımız kalırsa. Şimdi böyle bir başlayalım. Onun haricinde mesela işte cüziyet, külliyet, cüziyetten külliyete geçmek niye kolay değil? Bu sorunun cevabını arayacağız. Cüz kül, cüzi külli. Evet, cüz kül, cüzi külli ne demek, nasıl oluyor? Onları bilmek gerekiyor. Bu maddeleri mutlaka okuyacaksın abi. Ondan sonra şöyle ikinciye gireriz. Peki. Ona göre takdim et. Yani işte yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü bir arkasında epey bir şey var, çalışma var. Konuş. Yavaş yavaş. Koşturmam, arkamızdan koşturan yok. Tamam. Yani sizin vaktiniz varsa benim vaktim çok. Tamam. Bu söylediğin, iddia ettiğin, çok merak ettiğim şeyler. Onlar tek tek bize takdim et kardeşim. İnşallah. Şimdi çok da alakalı gibi gözükmeyen bir yerden bir giriş yapacağım. Alakayı birlikte anlayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemat sayfa 8. Emma ba'd şu fakir garip nursi ki Bid'atü'z-zaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken haber olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bir biçare. Tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryadu figan ederek ah 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 va asefa der ki İslamiyet'in mağız ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Burayı daha okuyorum. İslamiyet'in mağız ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Ve sui fehim ve sui edep ile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Hem hakkı var, zira biz İsrailiyatı usulüne ve hikayatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Şimdi bunun konuyla ne alakası var kısmına gelelim. Burada İslamiyet'in bize küstüğünü anlatıyor üstad. Niye küstüğünü anlatıyor? İslamiyet malum fiile bakıyor. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet işte namaza inanmak demiyor, kılmak diyor. Bir şey istiyor, fiil istiyor. Bu fiil yerine getirilmediği zaman İslamiyet küser mantığından hareketle şöyle bir önermede bulunuyoruz. Diyoruz ki bir şeyin sureti
ve mahiyeti bilinirse hakikat ortaya çıkar. Şimdi buna şöyle bir örnek verelim. Madem İslam'ın şartlarından gittik, namaz kılmak diyoruz. Namaz kılmanın sureti işte kıyam, rükû, sucud, niyet, işte kıbleye yönelmek, seccadeyi sevmek, camiye gitmek vesaire tarzı. Böyle 3 yaşında çocuğun bile bildiği, hatta bildiği için önünden geçmiyor değil mi annesinin babasının namaz kılıyor diye. Namazın sureti bu. Bunu bilmeyenimiz yok. Peki namazın mahiyeti ne? Namazın mahiyetini Üstad 9. sözde anlatıyor. İnkılap, tasarruf ve ihsan. İşte kainat simasında, küre-i arz simasında, birin sözün sırlarıyla da birleştirirsek ve insan simasında bu inkılap, tasarruf ve ihsanı görmek namazın mahiyetini anlamak demek oluyor. Peki ne işimize yarayacak namazın mahiyetini anlamak? Suretiyle birleştirdiğimizde, yani kıldığımız namazda bu mahiyeti yakalayabilirsek, namazdaki harekatımıza, evradımıza, zikrimize neyse bu manayı içine koyabilirsek, o zaman ne yapıyor? Namazın hakikati bizde inkişaf ediyor. Namazın hakikati ne? Onu da 16. sözde söylüyor Üstad. Huzuruş bir nevi huzuru şahine kabulün demek olan namaza emredilmiştir diyor. Başında da namazın hakikati diye söylüyor. Şimdi neyse yerinden okumaya gerek yok ama tamam, bulmuşken yani şuradan söyleyeyim. Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati. Sabık temsilde bir nefer mahzul lütuf olarak huzuru şahaneye kabul gibi mahzı rahmet olarak zat-ı celil zülcemal ve mabud-u celil zülcelal'in huzuruna kabulündür. Ya burada da aslında bu işin ipuçlarını veriyor. Yani kullandığı isimlerde bile bu mahiyet, hakikat, suret, işte celal, cemal, kemal, ehadiyet, vahidiyet, vahdaniyet. Burada şimdi onları izah etmeye çalışacağız inşallah. Bu bütünlüğü görmek aslında bizden istenen. Yani biz bu bütünlüğü görürsek, bir şeyin suretinde kalmayıp, mahiyetini işte Risale-i Nur vasıtasıyla bu asırda mahiyetini veya hakikatini öğrenip, mahiyetini öğrenip suretiyle birleştirdiğimizde hakikati bizde inkişaf ettiği zaman İslamiyet bizimle barışacak demektir. Yani aynı şeyi mesela zekata tatbik edebiliriz, hacca tatbik edebiliriz. Gidiyoruz hacca, Kabe'nin etrafında dönüyoruz, sayı yapıyoruz, işte şeytan taşlamaya gidiyoruz. Bunlar işin sureti. Biz bunun mahiyetini bilmedikçe haccın hakikati bizde inkişaf etmiyor. Yani peki ne yapacağız? Yani bu işte İslamiyet'in maz ve lübbünü terk ettiğimiz için, kışrına baktığımız için sadece surette kaldığımız için bu küsen İslamiyet'i bir şekilde barıştırmamız lazım. O zaman işte Üstad, benim görebildiğim naçizane, külliyatın bütününde suretini çok net bildiğimiz bu İslam'ın şartlarının ya hakikatini ya mahiyetini anlatmış, ipuçları vermiş. Biz bunları yakalayıp mahiyetini verdiyse oradan suretiyle birleştirip hakikatini, hakikatini verdiyse gene oradan suretiyle birleştirip mahiyetini bulmaya çalışmamız lazım. Çünkü A eşit, A artı B eşittir C ise, A ve C'yi biliyorsak B'yi buluruz. A'yı bilmiyorsak B ve C'yi biliyorsak gene A'yı buluruz. Ya da C'yi bilmiyorsak, A ve D'yi biliyorsak C'yi buluruz. Dolayısıyla mahiyet, suret, hakikattan iki tanesini bildiğimiz zaman, ki suret direkt verilmiş bize, suretini biliyoruz her şeyin. Mahiyetini ya da hakikatini Risale-i Nur'dan araştırıp öğrendiğimiz zaman ne olacak? Mahiyetini bulursak hakikati bizde inkişaf edecek. Hakikatini bulursak mahiyeti bizde inkişaf edecek. Şimdi bu şeyde, bağlamda gene külliyatta sıkça geçen kavramlar var. Bunlar işte celal ve cemal. Bu ikisini birleştirdiğimizde kemali buluyoruz. Vahidiyet, ehadiyet, bu ikisini, ikisi de bir baktığımız zaman, bakabildiğimiz zaman vahdaniyeti anlıyoruz.
Uluhiyet, rububiyet bu ikisine beraber bakabildiğim zaman Cenab-ı Hakk'ın malikiyetini yani buna tevhid-i azam diyor. Tevhid-i azamı yakalıyoruz. Bunu bu birinci dalın baş kısmında gerçi okumadık ama şimdi okuyacağız. Burada bu noktayı nazardan bakarak okumaya çalışacağız. Şimdi birinci dalı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvellehül esmaül hüsna. Şimdi buradan alacağımız yani bu şu anki başladığımız kısmın neticesi kainatı arkada bırakmak nasıl olacak onu göreceğiz. Bittiği zaman tekrar hatırlatacağım. Yani kainatı arkada bırakmanın adımlarını şimdi Üstad bize şey yapıyor, gösteriyor. Şu ayeti Celle'nin Şecere-i Nuraniyesi'nin çok hakikatlarından bir hakikatinin beş dalına işaret ederiz. Efendim abi. Ayet iddialı. Allahü la ilahe illa hüve lehül esma-ül hüsna. Şu ayeti Celle'nin Şecere-i Nuraniyesi'nin çok hakikatlarından bir hakikatinin beş dalına işaret ederiz. Nasıl ki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı unvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakimi adil, mülkiyede sultan, askeriyede kumandanı azam ve ilmiyede halife. Daha buna kıyasen, sair isim ve unvanları bilsen, anlarsın ki bir tek padişah saltanatının dairelerinde ve tabaka-i hükümet mertebelerinde bin isim ve unvana sahip olabilir, diyor. Güya o hakim her bir dairede şahsiyetin manevi haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazırdır, bulunur ve bilir. Ve her tabakada kanunuyla, nizamıyla, mümessiliyle meşhut ve nazırdır, görünür, görür. Ve her bir mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle mutasarrıf ve basirdir, idare eder, bakar. Bu işin temsili. Şimdi burada nasıl ki dedik ya, suretle mahiyeti birleştirdiğim zaman hakikat ortaya çıkacak. Aynı şeyi mesela Celal ve Cemal için de ifade etmiştik. O çok hakkında bir tespit ha. Şimdi buna şöyle bir örnek verelim. Mesela Cemal'le Kemal, şey Cemal'le Celal'le Celal, Cemal. Yani Kemal'i oradan çıkartmak. Bütün Cemil, Kemal oluyor. Çok ilginç. Şimdi zaten 24. sözün 1. dalında anlatılan hadise bunları birleştirenlerin işte gideceği makam. Kainatı arkada bırak. Esma'ya bütünlük içinde bakmak ne demek? Yani bu soyut bir kavram. Evet. Bunu biraz daha böyle müşahhas hale getirmek için şöyle bir örnek verelim. Dün de bahsi geçti. Yani başımıza gelen hadisatın bize olan etkisi. Hani Üstad diyor ya, hadisatın tazikinden kurtulur imanın kuvvetine göre. Şimdi bu başımıza gelen hadisatın, düşüncelerimiz, tefekkürlerimiz, yaşadığımız olaylar, istediğimiz, istemediğimiz şeyler, bu niye böyle oldu? Hepimiz yaşıyoruz her gün. Herkes kendi şeyinde, mertebesinde bunu yaşıyor. Şimdi herkes kendi bulunduğu yerde, bu şeydeki işte bu su, H2O, enerji, esir, maddeye ait aynı hayat ve eneye kadar giden bu şeyler, tabakalar, bizim bulunduğumuz şeyin tabakaların adı. Bu tabakaların her birisinde, mesela ben buz tabakasındayım, buz vaziyetindeyim. Bir Cenab-ı Hakk'a bakan taraf var. Yani benim başıma gelen hadisatta, benim bulunduğum yerde, bulunduğum makamda, Cenab-ı Hakk'ın nazarında ben hangi makamı işgal ediyorsam, o makamda, diyelim ki buz makamındayım. Buz makamında bir Cenab-ı Hakk'a bakan tarafı var ki bunu işte Miraç Risalesi ile birleştiriyoruz. Diyoruz ki Allah'a bakan tarafı mana, bize bakan tarafı nur.
Niye böyle? Bir dakika, o şeyi mi? O iki tane şey yaptı. Bir Allah'a bakan mıdır? Evet. Bir tarafı Allah'a bakan tarafı, bu mana tarafı. Diğer tarafı nur, bize bakan tarafı. Yani onu da nasıl şey yapıyoruz? Şeyden, Cenab-ı Hak canibinden, Uluhiyet tarafından gelen 16. sözde bahsettiği zulmani ve nurani perdeler var. 24. sözün ikinci dalında da işte ihtiyarı cüz'i, iktidarı cüz'i, çok, nerede diyor onu, şuradan. Evet, hakikatta hakiki kemaliyetem öyledir. İnsan çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kemalata müstehiktir. Lakin iktidarı cüz'i, ihtiyarı cüz'i, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler, perdeler berzahlar içinde hakikati tahrir eder diyor. Onun için hakkın keşfinde ve hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor diyor. Bazıları berzahtan geçemiyor, kabiliyetler başka başka oluyor. Şimdi bu birinci dalı daha iyi anlamak için aslında ikinci dalın, o ikinci daldaki birinci sır ve ikinci sırın sorulmuş sebebini, o sualleri de birlikte düşünmek lazım. Orada işte birinci şeyde, şıkta diyor ki bir hakikat için çok renklere giriyor. Aslında hakikat bir tane. Niye çok renklere giriyor? Onun cevabını arıyor. Bir de Enbiya-i Salife'den bahsediyor. Önce Evliya'nınla ilgili sual soruyor. İkinci tarafta da geçmiş peygamberlerin işte Haşr-ı Cismani gibi bir kısım Erkan-ı İmani'ye ait bir takım meseleleri niye bir derece mücmel bırakmışlar? Hatta onlara uyanlar bu konuda inkara kadar gitmişler. Bu niye böyledir? Halbuki Kur'an ve peygamber diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve bütün Kütüb-ü Mukaddesenin reis-i enveri olan Kur'an-ı Hakim bütün Erkan-ı İmani'yi vazık bir surette, pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tavsiye etmişlerdir. Niye o zaman bu verilen şeyler, haberler niye böyle birbiriyle şey yapıyor, çelişiyor? Bütün Erkan-ı İmaniye'nin inkişafıyla hakiki kemal bulunacaksa bu ne iştir diyor tabiri caizse. Şimdi bu noktayı nazardan baktığımız zaman herhangi bir mevkide yer aldık, herhangi bir tabakada bu şeyin bize bakan ciheti, o raiyet dediği birinci sözde, birinci dalda raiyet dediği kısım için söylüyorum. Yani vacip tarafı değil, kainat tarafının da herhangi bir şeydeyiz, mertebedeyiz biz. Alem-i şehadet olarak bakalım şeyimize, halimize. Alem-i şehadette bulunuyoruz. Alem-i şehadette başımıza gelen hadisata bakışımız bizim perdeli, zulmani perdeler var. Halbuki Cenab-ı Hak canibinden baktığın zaman iş çok kolay. Peki biz niye böyle şey yapıyoruz, cüziyette kalıyoruz, külliyet kesbedemiyoruz denilse? Yani bu perdeleri yırtmakla, işte bu iktidarı cüz'i, ihtiyarı cüz'i, onları aşmakla ancak bu hal olacak. Peki bu nasıl olacak denilse? İşte bu mana ve nuru bütün olarak görmek. Ya da başımıza gelen hadisat da celalle cemali beraber şey yapabilmek, görebilmek. Yani celaldeki cemali. Ya da celalin içindeki cemali, ya da cemalin içindeki celali beraber gördüğümüz zaman biz ancak kemale eriyoruz. Ya da vahidiyet içinde ehadiyeti, ya da ehadiyet içinde vahidiyeti görmekle ancak vahdaniyeti fark ediyoruz. Ya da Cenab-ı Hakk'ın, mesela uluhiyetinde Cenab-ı Hakk'ın hiç kimsenin hemen hemen bir problemi yok. Herkes kabul ediyor Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti. Evet, ama rububiyetinde sıkıntılarımız var değil mi? İtiraz ediyoruz. Bunu niye böyle yaptı? Bunu niye böyle? Ben halbuki işte namazımı da kılıyordum, orucumu da tutuyordum gibi hissiyatlar oluyor değil mi? Nefis habire şey yapıyor, bağırıyor. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini kabul etmek istemiyor. Kendisi bir nevi rububiyet dava ediyor. Bunu aşamadığımız için de işte tevhid-i azamı yakalayamıyoruz. Hadisat içinde o uluhiyeti ve rububiyeti ayrı ayrı görüp birleştirebilirsek, nasıl ki işte suretle mahiyeti birleştirdiğimiz hakikat ortaya çıkıyordu. Bununla ilgili işte namaz örneğini verdi. Şimdi Celal ve Cemal ile ilgili bir örnek vermeye çalışayım. Biraz daha belki açılacak. Çünkü çok aslında muğlak bir konu. Biz belki biraz fazla çalıştığımız için bize şey geliyor. İlk başlarda intibak etmek çok hemen çok kolay olmuyor. Şimdi mesela başımıza bir hastalık geldi, bir musibet geldi. Nedir bu? Cenab-ı Hakk'ın Celali zahiri olarak isminin tecellisi.
zahir olarak böyle. İki katını. Peki bu başımıza gelen hastalıkta ben cemali nasıl göreceğim? İşte o hastalık içindeki sıhhati gördüğüm zaman ben o hadisatta hem celali hem cemali görmüş oluyorum ki o zaman kemal manada karşılamış oluyorum. Ya da Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine ve rububiyetine işte tevhid-i azamı görerek mukabele etmiş oluyorum, ubudiyet etmiş oluyorum. Celal ve cemal kendisi, kendi başına şeyler değil. Yani celal dediğin zaman sadece celal değil. Tabii. Şimdi okuyacağız abi. Bak burada aslında okuduğumuz yerde bunları anlatıyor fakat biraz böyle şey gerektiriyor, anahtar gerektiriyor. Galip esma var şeyde. Evet. Gelen galip esma var ama arkasında bütün esma bütünlüğü var. Evet, bütünlüğü. Biz galip esmaya muhatap olup arkadaki esma bütünlüğünü göremezsek evet. Çok nakıs kalır. Evet. Bunu çok kişi bilmez yani, mucizelerden de bilmez. Değil mi abi? Evet, sor. Yani celal dedim mi celal gelir aklıma. Cemal arkasında başka şey gelmiyor tabii. Yani başka zaman kemali göremiyoruz. Yani evet. Celal içinde cemal, cemal içerisinde celal göremediğimiz zaman veya bir esmaya muhatap olup da arkasındaki evet. Esma bütünlüğünü göremediğimiz zaman çok nakıs kalır. Yani hatta müstakil bir şey değil yani. Yerlerine falan değil. Benim hissiyatlarım, duygularım gibi. Yani ben evet. Sizinle de olabilirim, çok sakin de olabilirim, şefkatli de olabilirim, cömert de olabilirim. Hepsi var. Ama ben de bir an sinirlendiği zaman bir tek asabiyetin görünüyor değil mi? Evet. Ama arkasında hepsi var zaten. O gibi. Şimdi mesela Hasan abiye de telefon açıyorlar. Diyorlar ki işte ben işittim yani Hasan abiden. Cenab-ı Hak bana şu anda sadece Celali isimlerle muamele ediyor diyor. Değil mi? Şikayet ediyor yani. Evet. Şimdi Celal'den anladığımız gene bir şey arıza. Sadece böyle bizim nefsimizin hoşuna gitmeyen şekilde Cenab-ı Hak'ın yani, bize tedbir edici makamda görüyoruz. Muamele etmesi gibi anlaşılıyor ama halbuki Celal sadece o değil. Celal aynı zamanda azameti, kibriyası evet. Cenab-ı Hakk'ın yani. Büyüklük. Tabii hepsi içinde yani. Onu şey yapmak, onu fark etmek. Yani işte bu Celal Cemal hastalık örneğini verdik. Bunun en güzel yani kemal manada gösterdiği üstadın hastalar risalesi. Ya da işte evet. ikinci lema. Evet. Yani ona baktığın zaman Celal içinde Cemal nasıl şey yapılıyor, görünüyor. Ki bu şu manaya geliyor. Ben o başıma gelen hadisatta Celal ve Cemal'i gördüğüm zaman, Celal içinde Cemal'i ya da Cemal içinde Celal'i gördüğüm zaman bu bana bir miraç fırsatı. Yani mertebe atlama fırsatı olarak bakmak lazım. Çünkü bunu yakaladığım zaman kemal olacak. Nur-u Tevhid'de. Evet. Yani mesela şöyle, mesela Allahu Ekber lafzı her birinde bir mertebe kat ediyor diyor değil mi? Şeyde 9. sözde. Nasıl? Subhanallah'la elhamdülillah'ı birleştirdiğin zaman Allahu Ekber oluyor da ondan mütevellit sen bir mertebe şey yapıyorsun, ilerliyorsun yani. Subhanallah'ın manasını ve elhamdülillah'ın manasını bir araya getirip Subhanallah ne? İşte celal. Elhamdülillah ne? Cemal. Allahu Ekber de kemal oluyor işte. Yani onun için sen bir basamak terakki ediyorsun denilebilir yani. Peki kibriya ile ilgili fikri veya hissi sorunu olanlarda mı daha çok celal görünüyor? Cenab-ı Allah'ın kibriyasıyla ilgili sorun. Yani o bilemiyorum abi ama olabilir. Niye olmasın? Yani o da ne kadar anladığından alakalı. Cenab-ı Hakk'ın kibriyasını yani hangi mertebede duruyorsun? Ne kadar yakınsın? Ne olarak evet. Ali. Arkada şey var değil mi? Nasıl abi? Ya Celil, Ya Celil, Ya Cemil, Ya Cemil. Evet, evet. O örneği de şey yapabiliriz. Orada da üstad güzel bir verebiliriz. Şimdi mesela diyoruz ki ya diyoruz burada işte misal veriyor üstad birinci dalda. Diyor ki oraya bir haşiye koymuş. Kedilerin ya Rahim ya Rahim dediğinden bahsediyor. Ne alaka diyoruz yani. Şimdi içine biraz girdiğin zaman tam yerinde şey kullanıldığı anlaşılıyor yani. Tam mutabık ve niye ki bazıları duyamıyor yani. Bazıları kısmen duyuyor ya da yani. İşte bu şeyin o giren perdelerin aşılmasıyla mütenasip. Araya şimdi Cenab-ı Hak canibinden hadiseye baktığın zaman, külliyet kesbettiğin zaman yani Kur'ani bir nazarla oraya da geleceğiz fırsat olursa. Gerçi böyle oraya da geleceğiz, oraya da geleceğiz diye dağıtıyoruz. Yani bir nazar-ı külli elde etmekle elde ettiğimiz zaman ne oluyor? Perdelerin tamamı nurani oluyor.
İhatalı bir nazarla. İhatalı bir nazarla. Yani işte ne kadar yukarıya çıkabildik. Şimdi önümüze, yani işte diyelim buz tabakasındayız. Biz mana ve nuru gördük. Yani orada başımıza gelen hadisatta, o anda diyelim, manayı ve nuru gördük. Celali ve cemali gördük. Vahidiyet içinde ehadiyeti gördük. Ehadiyet içinde vahidiyeti gördük. Ya da uluhiyetin, rububiyetini anladık şeyin, Cenab-ı Hakk'ın. O mertebe bize bu sefer destek oluyor. Karşımıza işte su şeyi geliyor, mertebesi, su tabakası geliyor. O bize bu sefer direnç oluyor. Yeni bir imtihan. Hani dün bahsettiniz ya abi, işte Allah'ım benim işte hanımımla imtihanımı kaldır dediğin zaman öyle dua etmeyin. Başka imtihan gelir bu sefer. Onunla baş edemezsin. İşte bu açtığımız her imtihanın neticesinde maksat, hani zerre örneğini de verdik dün hatırlarsanız. Hatta enfüse de tatbik ettik. Maksat ne? Kemale gitmek. Kemale gitmek. Biz de bir zerreyiz. Biz de kemale gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Bu başımıza gelen hadisatın işte tasfiyesi, bizi tasfiye etmesi, bizi nasıldı? Tertip etmesi. Miraç için geliyorsun her bir hadise. Evet, her yaşatmak için. Tabii, geliyorsun. Tabii. Miracın da nihayet meratip var. Cüz'e evet, kadar. Evet. Yani her bir hadisede işte Cemal ve Celal'in bütünlüğünde Kemal'i gördüğümüz sebeple diyelim bir olayda gördük. O cüz'i bir şey. Evet. Onun üzerinden biraz daha küret kesmedik. Biraz daha kalırsın. Biraz daha, biraz daha. Ne kadar ihatalı çıkabilirsek bunu daha ene boyutundan, şeyleri ilkat boyutundan. Evet, o zaman, o zaman işte üstadın bahsettiği o işte musikinin nameleri gibi geliyor dediği mertebe orası. Yani o musibetin tenevvü, çeşitliliği, musikinin nameleri gibi geliyor dediği o mevzu orası. Yani bu hadisat içinde celal ve cemali gördükçe, kemal kazandıkça, vahidiyet, ehadiyet işte gördükçe, vahdaniyeti anladıkça ya da tevhid-i azam noktasında işte uluhiyet ve rububiyeti fark ettikçe ya da gene içine katmak istiyorum sürekli işte suret ve mahiyeti gördükçe, işin hakikatine vasıl oldukça. Çünkü niye önemli? Biz surette kaldığımız için, İslamiyet küstüğü için biz ancak mahiyetini bilirsek, hakikati yakalarsak İslamiyet'le barışma şansımız var. Mahiyet de yetmiyor değil mi? İlla hakikatin derken. Tabii yani işte suretle mahiyeti birleş, sadece mahiyete baktığın zaman bir şey anlamazsın ki. Yani bilgisayar programı gibi bir şey. Ne işine yarayacak? Onun kullanacak bilgisayar olması lazım. Yani bilgisayar suret. Tavafın suretini zaten herkes biliyor. Evet, evet, evet. Mahiyeti de kainatta her şey hareketli. Evet, kanun. Cenab-ı Hak hareketlerinde bir sabitin etrafında dönüyor. Evet. Kabe sabit. Cenab-ı Hakk'ın belki bu noktada Cenab-ı Hakk'ı temsil ediyor mana olarak. Ben her şeyi, ben de onlardan bir şeyim, kainattaki etrafında dönüyorum. Bunun mahiyetini anladık. Hakikate geçemedik. Evet. Yeterli yani, olmadı değil mi? İşte bu mahiyeti anladığın anda zaten hakikati yakalamış oluyorsun abi. Yani 2 ile 3'ü topladığım zaman zaten otomatikten 5 edici belli yani. 5 edici belli. Yani sana lazım olan bir tek hesap makinesi ve 2 ile 3'ü toplayıp 5'e evet, bak. Yani 2 A eşittir 5 ise o zaman 3 olduğu da ortaya çıkıyor. Eğer gene hakikat bilinmişse mahiyet de biliniyor. Abi yani şey, o şekilde de çözülür. Eşbihiyle ifade edebilir miyiz bunu? Müstakilken faydasızlığı. Yani suyla un ayrı ayrı iken hamur keyfiyetini vermiyor, göstermiyor, faydasını vermiyor. Evet, evet abi. Yani işte hamur bu yapıp pişirmek. Evet. Yani tahavülat-ı zerratın bir hikmeti de bu. Yani nasıl maddi noktada zerratın tahvil etmesi, işte tasfiye sürecinden geçip işte kalpte ve dimağda sana faydalı, gözde fosfor olması, ne bileyim başka bir yerde başka bir şey olması nasıl mühimse, manevi noktada da senin başına gelen hadisat seni işte bu şekilde, maksat ne? Senin celal gördüğün için de cemalin olduğunu fark ettirmek, seni kemale erdirmek. Ya da senin cemal gördüğün için de celal olduğunu fark ettirmek, gene seni kemal ettirmek. Yani başımıza gelen her hadise bir basamak. Bizden istenen ne? Onun içinde celal, içinde cemali, cemal içinde celal görmek. Şimdi bir adam başına ne kadar musibet gelirse gelsin, içinde cemali gördüğü anda bu adamın bir sıkıntısı olur mu? Ya bu Cenab-ı Hakk'ın beni terbiyesi. Bu bana Cenab-ı Hakk'ın bir iltifatı. Beni terakki ettirmek istiyor. Bizden bunu dememizi istiyor Cenab-ı Hak. Yani musibetin televi, musikinin nameleri gibidir diyen adam için
Neyle tehdit edeceğim bu adamı? Ya işte. Yani. Diyor, beni vicdanen tazip edin diyor. Evet, elinizden geliyorsa beni vicdanen tazip edin diyor. Ya da iki hayatımı elime aldım, tek hayatlar karşıma çıkmasın diyor. Yani bu denklemi, yani bu 24. sözün birinci dalı, işte arkasından ikinci dalı, üçüncü dalı, dört ve beşinci dallarının ana şeyi, ana şablonu bu. Yani başımıza gelen hadisat noktasında Cenab-ı Hakk'ın esmasını şey yapabilmek, okuyabilmek. Yani ne kadar ihatalı bakabilirsek o kadar ondan, rahat oturacak. Yani şöyle bir şey çıkıyor Tekin abi. Bir şeyde bu mana mükemmelen yakalarsa neredeyse kulluktan çıkıyor insan ya, Allah Allah. Çok acayip bir yere gidiyor ya. O zaman şey oluyor abi. O zaman demek ki seni orada tutan bir şey var yani ekstra. Onun canibinden bakıyorsunuz. İşte, çok acayip ya, oluyor ya. O zaman işte dün de o bahsettik hadisi, işte o, ben o kulun yürüyen ayağı gören gözü olurum mevzu o. Yani biz peki bunun neresindeyiz diye sorduğumuz zaman da işte arama bakma nispetinde, günaha bulaşma isteği nispetinde, ne bileyim gittiğin yerler nispetinde, bir derse gitmek var, bir başka bir yere gitmek var, bir başka bir şeyle meşgul olmak var. Onları terk edip bunları şey yapmak bu senin. O hadise ne kadar layık olduğunu, o hadisin ne kadar masada olduğunu, ne kadar muhatap olduğunu göstergesi. Herkes kendi içerisinde bunu test edebilir. Yani bu işte bu Şecere-i Nurani'nin çok hakikatler var, sadece bir tanesinin beş dalına işaret edeceğiz diyor zaten üstad. Yani hep böyle bir laf biliyor musun? Evet. Evet. Tamam, bu tarz evet. Üzerine gidiyor. Şimdi şeye geçmeden önce, o bütün kainatı arkada bırakmak bahsine geçmeden önce şu şeyi bir okuyayım, buradaki örneği. Diyor ki eğer o yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen, bak burada metodu veriyor aslında ama biz hep okup geçmişiz bugüne kadar. Elhamdülillah biraz açtık burayı. O yüksek hakikatları yakından temaşa etmek istersen. Ne demek? Yüksek hakikatları yakından temaşa etmek. Yani içine gireceksin şeyin hakikatin. Sana bir merdiven veriyor, bir dürbün veriyor. Yani artık şeyine göre, yani seviyene göre artık evet. Yani büyüğü küçültecek ya da küçüğü büyütecek bir alet, cihaz var elinde. Hakikati yakından temaşa etmek istedim. Sana çok uzaksa mikron seviyesinde de mikroskop veriyor. Evet. Gezegen nispetinde ise dürbün veriyor, teleskop veriyor neyse. Biraz yukarıdaysa işte merdiven veriyor neyse yani. O yüksek hakikatleri yakından temaşa etmek istersen, git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. Buradaki tabirler de enteresan. Fırtınalı bir deniz, bak git denizden sor diyebilir. Ya da zelzeleli bir zemin diyor, git zeminden sor diyebilir. Denizden sor, zeminden sor diyebilir ama ne diyor? Öyle demiyor. Fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor diyor. Ne diyorsunuz? Elbette... Bak, fırtınalı deniz, zelzeleli zemin ne der? Ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar. Bak hep celalli şey, evet. İsimler. Dediklerini işiteceksin. Şimdi bu birinci şey, aşama. İkinci aşamaya geçiyor. Diyor ki sonra, bunu sordun. İşte ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar. Yani burada da vurgu var Celil ismine zaten. Sonra deniz içinde. Bak demin neydi? Denizden ama nasıl? Fırtınalı bir denizden. Yani denizin şeyindeydi, üstündeydi. Fırtınayı görüyordu, denizi görüyordu. Şimdi ne yaptı? Denizin içine girdi. Peki, zelzeleli bir zemin diyor. Zelzeleli zemin, zelzele nerede? Zeminin içinde. Şimdi ne diyor? Zemin yüzünde. Bu sefer de üstünü gösteriyor. Bak, yani hep altını, üstünü gösteriyor ta ki ortayı bulasın. Yani mana tarafı, nur tarafı senin olman gereken yer. İşte celal tarafı, cemal tarafı kemalin olduğu yer. Orası ne diyor? Bak fırtınalı denizin, deniz ya celil derken denizin içinde ne diyor? Ya cemil ya cemil diyor. Ya da zelzeleli bir zemin. Yani cemal içinde celal, celal içinde cemalin örneği var burada. Aynı şekilde devamında hep zaten şimdi Celil dedi, Cemal dedi. Sonra ya Celil'in Zülcemal. Bak Celil, Cemal beraber zikretti bu sefer. Yani tam bir şey var, sistematik var üstadın şeyinde, anlatma metodunda. Sonra dönüyor, diyor ki işte ya Cemil'i Zülcelal diyor bu sefer.
Bak bu sefer de Cemal içinde Celal'i gösterdi. Acip bir şey. Evet, şimdi şu paragrafı da okuyayım. Saat nasıl oldu? Devam et. Saate bakmazsınız. Peki. Şimdi burada bir şey yaptık, tasnif yaptık. Keşke bunları çoğaltıp sizin elinize de birer tane verseydik. Burada demin okuduğum örnekteki gibi şu okuyacağım paragrafta da üstad ikili ikili gruplar halinde gidiyor. Yani kimisinde işte vahidiyet, ehadiyet grubu yapıyor, vahdaniyeti gösteriyor. Kimisinde celal, cemal grubu yapıyor, kemali gösteriyor. Kiminde Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinden bahsediyor, rububiyetinden bahsediyor. Bizden istiyor ki tevhid-i azamı görün. Yani bunun bir alıştırmasını gösteriyor. Bunu tasnif ettiğimiz zaman çok net bir şekilde ortaya çıkıyor bu. Bu şeyde de uygulayabilir miyiz? Düşündüm de biraz. Rahman'daki Rahim, Rahim'deki Rahman'ı görürsen Allah ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Yani onu zaten şeyin en sonunda söylüyor abi. Ve orada çok antika artık iyice işin kemale erdiği nokta en sonunda Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın madem geldi orayı da söyleyelim. Diyor ki nasıl ki nevi insanın medarı fahri ve el hak en hakiki insanı kamil olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam. Bu şimdi sizin aleminize yakın. Yeni Muhammed-i Arabi dersi yaptınız. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam Cevşenül Kebir. Burada Cevşenül Kebir'in ehemmiyetine de müthiş işaret var. Cevşenül Kebir namındaki münacatında. Münacat dua farkını bakın bir daha şöyle kafanızdan geçirin. Çok net bir şekilde söylüyor bakın. Cevşenül Kebir namındaki münacatında bin bir ismiyle dua ediyor diyor. Bak münacatında dua ediyor diyor. Münacat sevdiğinde dua ediyor. Yani münacat duaysa. Yalvarma makamı var. Münacat. Münacat yalvarmak değil. Münacat zemininde. Ubudiyet zemininde evet. İbadet gibi. Ubudiyet zemininde ibadet gibi. Münacat duanın cemi mi abi? Duada istek var. Talep var duada. Münacatta tavsifat var. Tavsif var. Cenab-ı Hakk'ı o an görmek. Mesela şöyle bir şey istemek yok onda. Onda bir şey yok. Şöyle var. Ben nefsime zulmettim. Yunus Aleyhisselam münacatında dedi ki, Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ya Rabbi beni buradan kurtar, bir daha yapmayacağım demiyor. İtiraf. Evet, yani Allah'a tarif, tavsif var. Kendi kusurlarını aç var. Onu göstermek. İtiraf etmek. Yani zemin. Orayı oraya layık görürken kendini de kendine layık göstermek. Evet işte. Onun için dua ve münacat korkunç fark var. Ama sen ders yaparken veya kitap okurken duayı münacat, münacatı dua dersen celili cemal, cemali de celil olur, celal olur, birbirine girer. Ondan sonra onu, evet. Çok ilginç. Mesela Rahman, Allah Besmele'de üç ismi kullanıyor. Çok ilginç. Bu noktadan baktığın zaman. Yani onu zaten şeyde, işte o Nas suresinde mesela bir Rabbin Nas, işte Rab, rububiyet noktasında. İşte Melik, Melik'in Nas, Melik saltanat noktasında, ilahi nas ilah noktasında, Allah'lık noktasında. Gene işte uluhiyetle rububiyetin cemi, tevhid-i azamı. Bak her taraf şu anda çözüldü kafada. Mesela Bismillahirrahmanirrahim, Celal, Cemal, Kemal, Vahidiyet, Ehadiyet, Vahdaniyet, kanunun hepsinde şimdi uygulanabilir her yerde. 5-6 cilde bu birinci dalda hepsini çözüyor. Evet. Celal, Cemal, Vahidiyet, Ehadiyet, Uluhiyet, Rahman, Rahim, Allah. Evet, Rahman, Rahim, Allah. Rab, Melik, İlah. Evet, Kulazı ve Rabbin Nas, Melik, İlah, İlah, İlah. Cüz, Kül, Cüz-i Külli, evet. Asliyet, Silliyet. Hepsinin birinci dal çözüyor. Şimdi bakayım Cüz-i Külli'yi nasıl yapacak onu merak ediyorum. Şimdi havan bitirmedin. Cevşen münacatında biz araya mı girdik? Yani işte orada da gene bu şey var, birliktelik var. Uluhiyet, rububiyeti gösteriyor. Yani münacattaki duayı, duadaki münacatı görünce ne oluyor? Üçü bir şey çıkması lazım. Şu anda bir boş kaldı. Duadaki münacat, münacattaki duayı görürse... Yani o tarz bakmadım abi. Benim şu manada söyledim. Siz hani Rahman içinde Rahim'i, Rahim içinde Rahman'ı görürse
Allah mevzusu dediniz. Bunun numunesini bu şeyin 24. sözün sonunda gösteriyor diye bu mevzuya çok güzel. Ama tamam. He, yani o çok noktadan güzel. Bakmadım, bilmiyorum. Ona bakılabilir. Ve gene aynı şekilde bu Nas suresindeki 3 ünvanla ateşten istiaziyi emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim de 3 ismiyle. Yani şimdi isimle ünvanlar da şey farklı. Onun farkını da şöyle söyleyelim. Ünvan isme ait. Yani bir şey var, isim var, o ismin çok ünvanları var. Ünvan, uluhiyet, isim uluhiyete bakıyor abi. İsim de rububiyete bakıyor. Yani mesela yani uygulan, mesela has... Mesela Cemal ismi var uluhiyetinin de, Cemal ismi var. Ama rububiyette Cemal ismi çiçekte farklı görünüyor, ağaçta farklı görünüyor, baharda farklı görünüyor. Ben uygula, bir insanda uygula şimdi bakalım. Mesela bir insanda Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ali'de. Bunu uygula bakalım. Şahısta mı? Şahısta. İsim de, isim de unvan. Diyelim ki Ahmet ustalık unvanı var. Terzidir mesela. Terzidir. O unvan. Unvanla anılıyor. Ahmet de Maragoz Ahmet. Aynı zamanda baba. Evet. Aynı zamanda terzi. Ha. Evet. Aynı zamanda işte ne bileyim iyi bir arkadaş. Bir koca. Evet. İyi bir arkadaş. Ha. Ama i̇şte. Adı Ahmet. Ahmet. Ahmet isim de? Ahmet isim, ünvanlar ünvan. Çok. Ünvan. Yani çok. Onu şuradan çıkartıyoruz abi. Diyor ki, bununla beraber kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin ünvanı tecelli eder diyor. İsmin ünvanı tecelli ettiğine göre ünvanlar çok. Mesela diyelim ki, Gül'de Cemal isim, hakim ama Sani de var, Latif de var. Evet. Yani onlar da ünvan. Biberde abi. Bilemedim. Ne oldu çünkü? Biberde Celal de var, Cemal de var. Şimdi evet. Yani bir isim orada Galip ya. Galip Esma o. Galip o. Bir diğerleri yok mu? Var mı? Onlar unvan işte. Çünkü unvanı söktüğün zaman o da tutunamaz hiçbir yere. Bu şeyi de geçebilirsin. Şeye geçeceğim mi? Öyle diye geçeceğim. Öyle diye geçeceğim abi. Ya, şimdi arkadan kainatta, mahlukatta diye üç örnek veriyor ya. Orada biraz daha netleşiyor Esma'lar. Tamam. Şimdi burayı tasnif ettiğiniz zaman burada üç tane ana şey var, kelime var. Tabaka, mertebe ve daire. Tabaka, mertebe, daire nedir? Buna göre bir tasnif denedik, olmadı. Niye? Çünkü bu Celal ve Cemal birbiri içine girmiş ya. Vahidiyet, ehadiyet birbiri içine girmiş. Uluhiyet, rububiyet birbiri içine girmiş. Dolayısıyla hem onun mertebesi var, hem tabakası var, hem dairesi var. Dolayısıyla buradaki işte mertebeye göre bir tasnif edeyim. Buradaki üç mertebe de birbirinin aynıdır diyemiyoruz. Peki neye göre tasnif etmek lazım diye üzerine düştük. Şu tasnifimiz tutuyor. İşte Celal Cemal, Vahidiyet Ehadiyet, Uluhiyet Rububiyet'e göre tasnif ettiğimiz zaman tutuyor. Onu şimdi burada şöyle göreceğiz. Ben okumaya başlayayım bu öyle de dediği temsilden sonraki kısımda. Diyor ki, burada rububiyet ve uluhiyet tasnifi var. Diyor ki, ezelebet sultanı olan Rabbül Alemin için. Rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar şen ve namları var. Bakın burada rububiyetinden bahsetti. İki, bu birdi. İki, uluhiyetinin dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları. Ve Haşmet Numa icraatında, şimdi tekrar rububiyete geçti bakın, icraat dedi. Haşmet Numa icraatında ayrı ayrı fakat birbirine benzer temessül ve cilveleri var. Kudretinin tasarrufatında gene rububiyetten bahsediyor. Başka başka fakat birbirini ihsas eder ünvanları var. Sonra diyor ki ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı var. Ve ef'alin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufu var. Ve rengarenk sanatında ve mütenevvi masnuatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti var. Şimdi bu... Bunlar neyi anlatmak istedin? Bu kısım burada uluhiyet ve rububiyetin birbirinin içine nasıl geçtiğini anlatıyor abi. Yani uluhiyet ve rububiyet, yani nasıl Celal içinde Cemal ya da Vahidiyet içinde Ehadiyet, şöyle biraz daha müşahhas bir örnek işte öyle bir şey verebilir miyim diye bakıyorum.
İşte kainat üzerinde 8 tane taife var. İşte 4'ünü gözle görüyoruz, 4'ünü gözle görmüyoruz. Dün de bahsi oldu. Bu 8 taifenin rızıklandırılması umumi bir rızıklandırma. İşte balinaya, hamsi, karıncaya buğday vermesi ehadiyet oluyor. Hususi bir rızıklandırma. Yani her birinin kendine lazım rızkını vermesi ehadiyeti. Her birinin rızıklandırması umumi vahidiyeti. Umumiyet içinde hususiyet ve hususiyet içinde umumiyet. Yani ismi fert ikisinde tazammül ediyor. Bir ikincisi yok, o sağ ve solur demişim. Ne demek? Vahidiyet içinde ehadiyet yahut ehadiyet içinde vahidiyet böyle oluyor. Vahidiyet sebeplere bakıyor, ehadiyet ise sebepsiz tecelli demişim. Yani hem bir umumi rızıklandırma var hem de nev nev ya da fert fert rızıklandırma var. Bunu görmek, vahidiyet içinde ehadiyeti görmek numunesi olabilir. Anlatabildim mi? Yani peki uluhiyet, rububiyet noktasında denilse ne denilebilir? Şöyle. Ya da şöyle yapalım. Bu şeyi, bu okuduğum, demin okuduğum kısım, yani biz tasnif ettik ama işte imkan olmuyor bunu göstermenin o tasnifi. Bu kısım rububiyet ve uluhiyetin anlatıldığı kısım. Sonra yani öyle de dedi, anlattı. Sonra diyor ki bununla beraber. Şimdi başka bir makama geçiyoruz. Temsili verdi, öyle de dedi. Anlattı rububiyet ve uluhiyeti. Sonra bununla beraber dedi. Bakın bu bununla beraberden itibaren de vahidiyet ehadiyeti şey yapacak, anlatacak. Kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin ünvanı tecelli eder. O isim o dairede hakimdir. Başka isimler orada ona tabidirler. Belki onun zımnında bulunurlar. Bu birinci kısımda. İki, hem mahlukatın her bir tabakasında az ve çok, küçük ve büyük, has ve am, her birisinde has bir tecelli. Has bir rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır. Yani o isim her şeye muhit ve am olduğu halde öyle bir kasp ve ehemmiyette bir şeye teveccüh eder. Güya o isim yalnız o şeye hastır. Mesela demin söylediğim gibi işte rızıklandırmak, mesela Rezzak ismi noktasında baktığın zaman bir umumi rızıklandırma var, bir de balinanın rızıklandırılması var. Bir de balinanın fertleri içerisinde bir tane balinanın, işte Karadeniz'de sıkışmış kalmış bir balinanın rızıklandırılması var. Ne oldu? Vahidiyet içinde ehadiyeti şey yaptı, gösterdi. Şimdi üçüncü kısımda da cüziyetten külliyete çıkmakla bu işin şeyi, nasıl bağlantısı olduğunu şey yapacak, anlatacak. Hem bununla beraber, şimdi gene bir başka bir şeye geçti. Diyor ki, hem bununla beraber Halik-i Zülcelal her şeye yakın olduğu halde 70 bine yakın nurani perdeleri vardır. Cenab-ı Hak canibinden bakılıyor. Mesela sana tecelli eden Halik isminin mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden tut, bakın cüz'i mertebesinden tut, ta kainatın bütün Halik'i olan mertebi-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebiliriz. Burada da Cenab-ı Hak canibinden şey yaptı, baktırdı ve işte cüz'i mertebesinden tut külli mertebesine kadar. Burada da cüz'i külli, yani seni külliyet kesbettirerek bu işte uluhiyet, rububiyet, vahidiyet, ehadiyet ve cüziyetten külliyete çıkmakla. Şimdi bu bunların şeyine, neticesine şöyle özetlemişim. Bu anlattığı hani ezel ebed sultan olan Rabbül Alemin için rububiyetinin mertebelerinde, uluhiyetin dairelerinde dedi. Şeyden sonraki ilk paragraf, misalden sonraki ilk paragraf. Dedik işte rububiyet uluhiyete bakıyor. Burada uluhiyet ve rububiyeti şey yaptı, bütünsel baktırdı. Arkasından vahidiyet ve ehadiyet ile bütünsel baktırdı. Bu ikisiyle beraber, yani uluhiyet artı rububiyet, vahidiyet artı ehadiyet ile celal ve cemalini anlayıp, Cenab-ı Hakk'ın bunların içinde de, yani hem uluhiyetinin içinde celal cemal, hem rububiyetin içinde celal cemal, hem vahidiyetin içinde celal cemal, hem ehadiyetin içinde celal cemali gördüğün zaman, bunu anlayıp kemali bulduğun zaman, yani celal ve cemali görüp kemali bulduğun zaman,
vahidiyet ve ehadiyeti görüp vahdaniyeti anladığın zaman, uluhiyet ve rububiyeti görüp malikiyeti ya da işte tevhid-i azamı anlayıp C kısmında da işte cüziyetten külliyete çıkarsan kainatı arkanda bırakıyorsun abi. Bunu fertte gördüğün gibi nevde gördüğün gibi. İşte yani cüziyetten külliyete çıktığın zaman işte kainatı arkada bırakıyorsun ki bu satırlar bittikten sonra diyor ki demek yani ben bugüne kadar ne anlattım demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halik isminin müntehasına yetişirsin, daire sıfata yanaşırsın diyor. Yani bütün kainatı arkada bırakma, bu paragrafta anlatan aslında üçlü sistemin, yani işte Celal Cemal'in, Vahidiyet Ehadiyet'in ve Uluhiyet Rububiyet'in anlaşılması ve cüziyetten külliyete çıkmakla mümkün. Bütün kainatı arkada bırakmak. Peki, herkes bütün kainatı arkada bırakmayı bırakmak gibi bir şeyi var mı? Vazifesi var mı? Keşke yapabilse. Lakin bizim de işte şeyimiz var, mertebelerimiz var. Kimimiz buzda, kimimiz suda, kimimiz H2O'da, kimimiz enerjide vesaire. İşte alemi şehadette de hem kendi isimlerimiz var hem de ünvanlarımız var. Aynı onun gibi işte bu şey örneğini veriyor. Nasıl bir adam hem hoca hem zabit hem adliye katibi hem mülkiye müfettişi olsa onun her bir dairede işte birer nispeti ondan sonra birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mesuliyeti bizden bahsediyor yani. Birer terakkiyatı, bak her dairede birer maaşı, birer mesuliyeti, birer terakkiyat. Yani o daireleri temsilen ben böyle bu su H2O diye yazdım. O daireler insanın aleminde başına gelen hadisatlar sadece alemi şehadet noktasından bakılırsa sadece başımıza gelen hadisatlar. Yani o hadisatı açtım yeni birisi gelecek. Geldin bir noktaya, şuradaydın, şuraya geldin. Orada da gene maaşın var, vazifen var, terakkiyatın var. Oradan çıktın, şuraya geldin. Orada da gene hem maddi alemde hem enfüsü alemde böyle. Hepsi yeni fırsatlar. Evet, hepsi yeni fırsatlar. Hepsi sürekli şeye gidiyor. Seni kemale götürmek için sana gönderiliyor. Senin şeyine göre, işte o Fatiha'nın sonundaki o üç güruh var ya, şeyde Lemaat'ta bahsediyor işte, gel beraber seyahat edelim diyor. Önce bir denizin altında seyahat ediyorlar. Sonra toprakta, şey mağarada, önce mağarada yürüyorlar. Sonra işte suyun üstüne çeviriyorlar, çıkıyorlar. Ondan sonra da zembil inmeye başlıyor şeyden, gökten. Yani bu işte 10. notayla da birleştirirsek, hava gibi, su gibi, nur gibi şeyler, bürhanlar noktasından da bakılabilir. Sürekli bir şey var, terakki var. Sürekli bir latifleşme var. Nasıl bu latifleşme? İşte dün o tahvilat-ı zerrat bahsinden okuduğumuz gibi başımıza gelen her hadise bizi o şeye yönlendiriyor, tasaffi ettiriyor. Aynı zamanda bunu görebilirsek bu sefer ne oluyor bizim için? Bir iltifat oluyor. O zaman zaten severek karşılıyoruz. Yani bununla ilgili çok lafızlar var. Onları toparlamaya çalışayım ben şeyde, üstadın söylediği, yani bu halini yansıttığı o kadar çok cümle kullanmış ki şeyde, külliyatta. İşte tabiri caizse Hermin Mezitçi olmuş yani, daha yok mu demiş. Hani işte Musiki'nin nameleri demiş. Ondan sonra madem Allah'tandır, kabul etmek lazım noktasında bir sürü şey var, lafızlar var. Şu anda onları... Yeni aklıma geldi. Yerinde hazırlanmaya. Peki cüz'i kullandın mı, okudun mu yoksa okuyacaksın mı? Yok, cüz'i külli noktasına girmedik abi. Onu yani istersen bir girsen ona. Notlarım o noktada yanımda değil ama elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışırız. Bir akşam dersten sonra yapalım. Abi şeyi daha devam edeceğiz gerçi. Çaydan arkada bırakmanın ödülü daire-i sıfat mı olur? Ha, daire-i sıfata yanaşıyorsun abi. Şeyi o. Ödülü o. Yani esma. Yani şu, tecezzi etmez, kül oluyorsun abi. Bu ne demek? İşte o hayat şeyindeki, bahsindeki gibi, kainatın bütün şeyi, unsuru, eczası senin bir uzvun gibi oluyor. Çekirdeğe yaklaşıyorsun. Ağaçtaki meyvenin içindeki çekirdek oluyorsun abi. Çekirdek oluyorsun. Aslı çekirdeğe ne yaklaşıyorsun? Aslı çekirdek oluyorsun. O çekirdeğe geliyorsun işte. Yani şeye yanaşmak o. Daire-i sıfata yanaşmak o. Ben o şekilde anlıyorum. Arıza varsa düzeltirsiniz abi. Yani zaten insan bir çekirdeğe benzer diyor. İşte sonra o sınır teklifden sonra
tohum ve çekirdek dersinde bunu bahsetmiştik hatırlarsanız. İşte birisi cennet ağacı saklıyor, birisi cehennem zakkumu saklıyor tohum. Sonra tekrar çekirdek oluyor. Yani o baştaki çekirdeği maksat tekrar çekirdek olarak şey yapmak, iade etmek yani. Taşıyorlar. Yani birisi taşıyor, birisi saklıyor. Sen o taşıyanla şey yapacaksın, hareket edeceksin. Çekirdekten tekrar çekirdek olacaksın. Ki işte bunun şeyi, en kestirme yolu ümmi olmak yani. Geldiğin gibi şey yapmak, kalmak, bozulmamak yani. O yüzden yani Aleyhisselatü Vesselam ümmi noktasında bir de o öyle anlaşılıyor. Üstad da mesela yarım ümmiyim diyor, 3 ay ders almış mesela. Şeyi bozulmuş, ümmiliği bozulmuş yani. Tekrar o ümmiliğe dönmek için çok çaba sarf etmiş yani. Şimdi bu ilim almayla düzeliyorsun, ümmilikten çıkıyorsun anlayışı nerede? Ha. O ders aldım, ilim sahibi oldum, ümmiliğim bozuldu. Ha. Yani değişik bir alfabe kurmuş yapıyor. Yani. Yani külliyatta da aynı sistem nur talebeleri için de geçerli abi. İçine girdikçe cehaletin artıyor yani. Evet. Bir adam cehaletin artmasını ister mi? İstiyor yani. Mesela bu kitapları böyle okumak celal içine cemal vesaire. Şey bunu bırakıyorsun, başka bir kitaplara tevessül ediyorsun. Evet. Ne oluyor? Ümmülliğin bozuluyor. Abi bir de bu da şu çok enteresan ya. Yani normalde hani bu tabaka gidiyor, artıyor, çıkıyor, yukarıya doğru çıkıyor ya. Sanki tohumdan meyveye doğru gidiyor gibi zannediliyor ama halbuki tam tersi. Meyveden asıl tohuma doğru geliniyor. O daha derin yani. Çok acayip. Meyveden tohuma doğru geliyor. Evet. Yani o noktada nerede duruyorsun, nereye bakıyorsun önemli abi. Yani bu tarafa bakarsan işte külliyet kesmedik bu tarafa bakarsan Cenab-ı Hak canibinden bakıyorsun, nurani perdeler var, önünde hiç şey yok, engel yok. Ama bu taraftan bakarsan, ki işte afaki nazar o oluyor, cüziyette kalıyorsun, önünde zulmani perdeler şey yapıyor, çıkıyor. Bunları aşmak için de, işte o zulmani perdeleri gitmek için de iki tane yol var. Ya işte kurbiyetle şey yapacaksın, gideceksin ya akrebiyetle gideceksin. Şu yani, burada bir iş yapsana, istersen şey yap. Enfus orada bir göz koydun. Evet. O, yani ne demek? Şimdi bu şey o, afaki tefekkür abi. İstersen baştan başla. Uluiyet ondan sonra namaza başlayalım. Uluiyet celal bu aşağıya mı kaydettin? Onu yani, hem özeti olur dersin. Şöyle anlatmaya çalışayım abi. Ha, özeti olur kardeş çünkü orada şeyler var diye daireler. Sen hatırındaysa sen başlasana. Sen başla. Sen Süleyman bir gelsene kardeşim. Minder de çabuk olmuyor abi. Ha? Veya orada mı? Bana başlasana. Tamam. Yani bu... Bunu mu istedim? Orada bir çizgi çekmiş katıyorsan şey. Uluhiyet, rubiyet, ayra. Şu şey işte. Ha. Evet yani bu uluhiyet daireleri var. Bu tarafta da rububiyet mertebeleri var. Şu çizgiden sonra rububiyet midir? Bu taraf rububiyet abi. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti. Bu taraf uluhiyet, yani anlamak için yapıyoruz. Tamam. Bu tarafta isim ve nanları var, diğer tarafta nişan ve şenleri var buradaki şeye göre, tasnife göre Cenab-ı Hakk'ın. Bu taraftan bakış, enfüsi bir şey, bakış, bu tabi her mertebede, her tabakada geçerli. Yani mertebe ve şeyin içinde, yani dairelerin içinde de tabakalar var, mertebelerin içinde de tabakalar var. Bu tabakalar işte başımıza gelen hadisat olarak da bakılabilir. Ya da şöyle sayayım. Bir sıralama var. Büyük Mesnevi 258 diye hatırlıyorum sayfasını. Tabaka, enva, erkan, aza, ezza, cüziyat, hücerat, zevrat, esir, esma diye gidiyor. Şeyden tahalli tafete mi gidiyor? Bir tabii, de bakayım. Tabaka, enva, erkan, aza. Ya bak, tabaka, kesif. Enva, enva, erkan, aza, ezza, cüz'iyat, hüceyrat, zerrat, esir, esma. Yani bu sıralamayla, kesinlikle. Yani o tabakaları böyle anlamaya çalıştık. Aslında dediğim gibi birbiri içine girdiği için hangisi tabaka, hangisi mertebe çok makam. Net şey yapamıyoruz, ayıramıyoruz. Yani şöyle diyoruz, yani celal tabakalar da var, cemal tabakalar da var, celal mertebeleri de var, cemal mertebeleri de var. Onu nasıl akla yakınlaştırıyoruz? İşte başımıza gelen hadisat noktasında aklımıza yakınlaştırıyoruz. Ya da
hususi tefekkürümüz noktasında aklımıza yakınlaştırıyoruz. Yani tefekkür noktasında da bakarsak işte bu su haşikyo içinde, şimdi bunların hepsi aslında esma. Esmadan mürekkep. Peki en şeyi ne? En kesifi buz. Yani en kesifinden biz en latifine doğru gitme serüveni, aynı zamanda toprak olma serüveni. Kendini bulma, kendine gitme serüveni. Ne, niye öyle olacak? Çünkü senin de esma olduğunu şey yapacaksın. Nefis mesela kendini bizzat müstakil bilir diyor. Ondan sonra şeyde akrebiyetin inkişafında 3 tane şeyimiz vardı, hatamız vardı. 81 şualarda söylediği ham olma haksız meselesi. Haksız temellik, aynadarlığı. Aynadarlığı bilmemek ve rububiyet. Bu enanin istimalinde bu hataları yaptıkça bu sefer işte araya perdeler giriyor. Sen kendin rububiyet dava ederken Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini nasıl göreceksin? Nasıl kemalat yapacaksın yani? Bu, kendi rububiyeti artık. Evet, işte, evet. Çok güzel. Yani bütün o şeyde tabakalarda, o esma tabakalarında bunu şey yaptığın zaman, yakaladığın zaman buradan o toprak alma seviyelerinde eneye kadar, buzdan eneye kadar geldiğin zaman bu rububiyet mertebelerinde her tabakada ilerledin, Celal Cemal'i gördün, Kemal'e ulaştın, bir üst tabakaya çıktın. Celal Cemal gördün, ikisini beraber ya da Vahidiyet, Ehadiyet gördün, bir üst tabakaya çıktın, çıktın. Bu çıkmaklar ne demek? Şeyleri, zulmani perdeleri yırtmak demek. Miraç şimdi, bir nevi kemalat yapıyorsun, bir nevi miraç yapıyorsun, kendi miracını yapıyorsun. Hangi tabakaya geldin, kemal buldun, kemal noktada bir vefat ettin. Cenab-ı Hak canını aldı. Ha, o şey, çıktığın o tabakada edindiğin ne kadar, öğrendiğin, görebildiğin ne kadar Celal, Cemal, Vahidiyet, Ehadiyet ya da Uluhiyet, Rububiyet varsa diyor ya ve İlehil Masir bahsinde herkes kendi malikini, mabudunu, Rabbini görecek, bilecek, tanıyacak diyor. Ha, sen burada yapıyorsun o işi. Burada nereye kadar geldin? Celal, Cemal görerek vesaire. Ha, o kadar görüyorsun. Orada da o kadar göreceksin. Allah'ı o kadar göreceksin. Hepsini tamamladın. Ha, o zaman toprak olmuşsun. Niye? Çünkü geldiğinde çekirdektin. Gittiğinde gene çekirdek olarak gidiyorsun. Tabiri caizse tekrar ümmiliğini kazanıyorsun. O vaziyetteysen o zaman maksimum şeyde, noktada. Gene tabii o perdeler sürekli seni aşındırdığı için işte o ikinci dalda da bunu şey yapıyor, izah ediyor. Yani şurada söylediği o, bazıları berzattan geçemiyor, kabiliyetler başka başka oluyor vesaire. Ya da bazılarının kabiliyeti bazı erkan-ı imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mahzara göre tenevi ediyor, ayrı ayrı oluyor. İşte hem külliyet, cüziyet, zırliyet, asliyet itibariyle cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor, gölgeden çıkamıyor dediği yerlerde. Bu şekilde şey yapıyoruz, anlıyoruz. Ondan sonra da işte insanlar başta 3 sınıfa, sonra bir 3 sınıfa daha işte Zühre, Leşe, Katre diye. Sonra da bunların işte 2 tarihle gitmelerine nispeten 9, 3, 9, 18 olur değil mi? 27 tane farklı insan tipi şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Peki bu burada 3 tane şey işliyor birinci dalda. Celal, Cemal, Kemal. Birbirine geçişler var. Mesela Celal'da da Kemal'da gözüküyor, Cemal sahibi oluyorsun. Birbirine önermeler oluyor. Şimdi bu 3 tane kişilik temeli zemininde ikinci dalda inşa ediliyor. Değil mi? Katre, Reşa, Zühre. Yani dikkat edersen gibi gözüküyor şu anladığım. Birinci dal üzerine bina ediliyor. Yani tesadüfen aşağı zaten yok da tefekkür için. İkinci dalın içeriği birinci dal işlemeden olmuyor. Olmaz, mümkün değil. Mümkün değil. Yani onu oradan mesela ben biraz da sen okurken Celal'da Cemal'i görmek Kemal sahibi oluyorsun veya Cemal için. Fakat ben ters önerme de yapabildim şöyle. Mümkün abi, o şey için geçer işte. Şu, A artı B. Şurada B. Bunu, şurada da bunu oluyor ama. Fakat burada da bunu görünce olur abi, tabii. Olur. Bu oluyorsun. Evet, olur. Ondan sonra burada bunu görünce bu oluyorsun. Evet, olabilir. Evet, abi. Buna mesela Katre, Reşa, Zühre.
Yani tesadüfen ikinci dal öyle konulmamış. Mümkün değil abi. Evet. Yani işte o zaman bu 27 kaç tane şahsiyet çıktı? 27. Nasıl yaptın onu? Söyle, toplamayı nasıl yaptın? Abi üç şey var. Zerre, katre, var. Şey var. Şu kırmızı nerede? Şu abi. Ver bak. Katre, zehre değil mi? Zühre. Zühre. Zühre, zehre. Şu bir şey var abi, şablon var ya şeyde şu zaten. Yani. Nur Dersin'deki şablon. Ne var abi? Şu şablon abi. Hangi abi? Ahmet Koçoğlu. Ahmet Koçoğlu. Evet, şablon var ya. 1, 2, 3. 3 yol var. Burada şey var. Külli mumi, has hususi, cüz'i şahs. Her de nerede? Kainat. Yani burada Zehre, bir. Zehre, katre, reşa. Bu ne yaptı? Birincisi. Bunlar yollar. Birinci yol, ikinci, üçüncü. Ha, birinci yol, ehli fikir. Yol, yollar burada. Bu da şey, ehli fikir, ehli velayet, ehli mürüvvet. Bunlar ne? Bunlar da onun şey özellikle var. Cismani cazibe, kemal ekleyip sahiden almak kısmı. O zaman ben bunu yapalım. Dur. Silgi nerede? Silgi var mı? Silgi yok abi. Bulamadım. Ben onu şundan bez getireyim abi. Ben sileyim abi. Sil abi. Sil onu, bunu koyalım. Ben bu abi. Bunun şey olmaz. Açığım oldu yani. Tabii canım bu o yazılması lazım. Herhalde. Yoksa ezber olur. Evet. Hayata geçmemiş olur. Ben bunu bir şey yapayım. Sen şu yukarıdan sil. Ben şey yapayım. Büyük mesnevi. Büyük mesnevi. Ama ben de mesneviye göre. Tamam. Ben de şöyle duyacağız. Sandım ya. Ben kitapları getirdim. Açı bir operatör onu. Onu çekiyor. Şey, ışık geliyor da onunla. Şurayı şey yapıyor. Satıra değil. Şeyse, şey yaparsınız, kapatırsınız. Şeyi, perdeyi. Parlama var mı? Yok yok şu an iyi. Tamam iyi. Şu an. Tamam. Hatamı düzeltin ha. Reşah. Çünkü o şahsiyetler çok önemli. Evet abi. Hatta bunu ailede de kullanırsın yani. Abi her şeyde kullanabiliyorsun ya, her şeyde. Her şeyde. Yani şimdi bak. Sanatik mevzularda da bazı mevzularda biz reşah oluyoruz, bazısında zühre oluyoruz. Evet. Şimdi burada üç tane diyor değil mi? Üç tane şahsiyet mi diyor bu? Neydi bu? Tabaka abi. Üç tabaka değil, devam ediyor. Tabaka. Tabaka evet. Şu, buraya o zaman tabaka diyeyim ya. Bir, buradan. Birinci tabaka, değil mi? Bak bakayım. Tabaka, ehli fikir. Ses kaydını kapatıyorum. İki. Şunu siler misin? Bu biraz da öteye taşıyacağız. Katrayı kaydırmam mı? Kaydı kaydı onu kafiye. Şimdi bizi götür mü? Ehli velayet. Nereye sileyim? Şunlar ikisini sil. Biraz daha kaydı. Değil mi? Çok, bu çok önemli biliyor musun bu? Sonra ekleriz onu. Neydi bu? Ehli nübüvvet miydi? Ehli nübüvvet evet. Tamam. Ha bunun izahı mıydı bu aşağıdaki? Ha onun ayrıntıları abi artık. Ayrıntıları o uzun olur. O uzun olur. Tamam. Ayrıntıları bu izahı değil mi bu? Bu izahı altta. Özellikleri sayıyor yani. Ehli fikrin özellikleri onlar. Ehli fikrin. Tabii. O zaman ikinci tabaka denmez. Tabaka olmaz. Bu tabakayı silmek lazım. Tabaka ehli var. Ehli fikrin. İkinci tabaka sil onu. Ha sil onu. İki yanını sil. Tabaka olmaz. Sil abi. Sil tabaka. Üstteki tabaka sil abi. Hangisi? Birinci tabaka. Tamam bu doğru. Birinci tabaka bu. Tabaka budur. Bu ehli fikrin üç tane yapısı bu. Evet. Öyle değil mi? Bu üç evet. Tane yapısı. Şey, cümle olarak aynen geçiyor burada.
ne diyor? Cisma, he? Şöyle bakayım o işlerine. Ya da o da tam cümleye göre hazırlamış abi. Öyle mi? Üçüncüsü yani hiç bu... bozmadan almış abi o şey, bozmadan. Şablon aynısı külliyat. Peki bu ehli fikir, bu ehli fikrin sıfatı mı yoksa ayrı bir şey mi? Yok şimdi şöyle abi. Şöyle. Ehli fikir şöyle. Ayrı, cismani cihazat ile kemal hasen edip hakate gidenler. Bu farklı kardeş. Birincisi şu, tabaka yazma buna. Tabaka değil abi, tabaka yazma. Tamam, ver silgiyi. Tabaka olmaz o zaman. Birincisi bu Zehre'nin birinci. Şöyle bir güneşin ifadası noktasında çiçeklere, kamera ve parlak şeylere. Arkasından da işte bu üç şeyde çok hakikatleri işaret etmekle beraber nefis, akıl ve kalbin sülüklerini işaret eder. Ve üç tabaka ehli hakikata misaldir diyor. Üç tabaka. Birinci tabaka ehli fikir. İkinci tabaka... tabaka mıdır? Ehli hakikat. Üç tabaka diyor. Üç tabaka? Evet, üç tabaka ehli hakikata misaldir diyor. Hı. Ehli fikir... Tabaka mıdır? Ehli fikir tabaka oluyor, evet. Evet, ikincisi? Birincisi ehli fikir... Bu nedir peki? Ehli velayet, ehli nübüvvetin işaretidir diyor. Birinci tabaka bu. Yani ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvet... Üçü bir mi? Üçü bir tabaka. Tabaka. Üçü bir tabaka, evet. Hı. Sonra ikincisi cismani cihazetle kemaline sayedip hakikata gidenleri ki bu ehli fikrin içinde... İşte nefsin tezkiyesiyle gidenler ve kalbin tazkiyesiyle gidenler. Üçü de bir tabaka mı? Bu üçü de bir tabaka. Bunlar. Hı. Ve üçüncüsü enaniyeti bırakmayan, asara dalan, ilim ve hikmetle giden ve iman ve Kur'an'la giden. Bu da üçüncü tabaka. Bu da üçüncü tabaka. Ha o zaman... Böyle dokuz oldu. He. O zaman bu birincisinin içi bu. Bunların da cüz'i... Üçü de şey ama... Üçü de zehre bunun. Üçü de zehre. Üçü de reçel. Evet, aynı zamanda öyle. Evet. O zaman ben şey yapayım, hemen tak 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 yapayım. İkincisi. Bir de bunların işte külli, umumi, has, hususi ve üç cihiyeti var. Üç tane de gittikleri yok. Tamam hemen, bunu çok önemli. Üç şart, üç şart, üç oluyor. Cismani cihazat ile zat ile sağ edip hakikata gidenler. Ha gidenler. Bunlar adeta açılımı. Tamam mı bu? İkinci tabaka. Şimdi şu ikinci. Ama bu ehli fikre mi ait oluyor aynı zamanda? Yok. Birinci tabaka ehli fikirdir, ehli velayettir, ehli nübüvvettir. İkinci tabaka budur ve nefsin tezkiyesiyle tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle hiç üşenmiyorum. Mücahede etmekle mücahede etmekle hakikata gidenler ver şunu. Ve kalbin tasfiyesiyle aslında bunu yansıtabilir miyiz? Bunu yansıtıcı var ama nasıl şey yapıyor? Mehmet bir şey yapsana. Bir yapın bunu ya tasfiyesiyle. Şu sistemin şeyini ben bilmiyorum, çalışma mekanizması. Şurada zımbırtıları var ama buraya bilgisayar bağlayıp bilgisayarla şu şeyi tabloyu şuraya nasıl yansıtırız abi? Şuradan mı? Abi olmazsa burayı alıp bilgisayarı burada bağlamak lazım. Bilgisayarı şuraya kursak olur mu abi? Kablosu burada. Yani bir bilgisayar lazım Türkçesi şu anda. Bilgisayar var orada. Buradan bağlamak lazım abi.
Onu yapın, olmaz mı ya? Olur, hiç yazma abi. Hadi bir yapın. Şey yapsın, birisi şu bilgisayarlarda çıkarsın. Orada arkada da. Çıkar. Hadi bir çık. Tarafa doğru çekelim. Ya bunu bir yapalım. Yastırsak ya. Daha güzel olur. Yani. He? Yastırsak daha güzel olur. Tabi tabi ya, bu şey olmaz. Çekiyorum şu anda. Tamam. Hadi abi. Şu değil mi abi? Birinci derste ne vardı? Cemal vardı. Nereye gitti tahta? Çıktı mı tahta? Öbür tarafa. Cemal. Celal, Kemal. Cemal ve Kemal. Vahidiyet, ehadiyet, vahdaniyet. Rububiyet, rububiyet, uluhiyet. Tevhid-i azam. Tevhid-i azam. Rahman. Şey, Rahim, Rahman. Allah. Allah. Şimdi aynı şahsiyet. Bak bu, geliyor musun sen? Şey. Evet abi. Burada da bu birinci dal. Şimdi ikinci dalı bina ediyor. Şimdi bu birinci şahsiyet Zehre, Katre, Reşa. Aynı kanun burada da kullanılıyor. Şimdi bir, niçin ben ısrar ettim? Çekimin dışında düşünüp şey yapın. Yani birinci dersin üzerinde ikinciyi hayal etmesen adeta üzerine bina edilmemiş oluyor. Açıkta kalacak. Açıkta kalacak yani. Birinci ders madem oldu. İkinci dal niye bunun arkasına koydu? Şimdi bunu yaptık. Bunu birinci dalı yapabilen karakterlerden bahsedecek. Veya yapamayanlardan bahsedecek. Evet. Yani o kişiliklerden bahsediyor. Tamam mı? O zaman nasıl bir şahsi çıkıyor? Zehre ne çıkıyor diyor? Abi direkt şeyi okursanız, sırayla okursanız. Ha. Aynen metnin devamı abi o. Tamam, aynı mı? Aynı. Zehre namıyla nakışlı bir çiçek. Evet. Ve kamer aşık hayatlı bir katre ve güneşe bakan safetli bir reşaya reşayı ha, ben orayı iş yapamıyorum. Farz ediyoruz ki her birisinin bir şuuru, bir kemali var ve o kemale bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şey de çok hakikatlere işaret etmekle beraber şuunla şu nefise, akla ve kalbin sülüklerini işaret eder. Aynı zamanda Zehre, Katre, Reşa, nefis, akıl ve kalbi temsil ediyor. Temsil ediyor. Yani onun nefis bu. Evet. Nefis, zehre yoluyla. Ama rengini de aynı yapmış, evet. Görüyor musun? Aynı. Bak, Zehre, nefse, Katre, akla, Reşa, kalbe. Evet. Tamam. Şimdi birincisinde Celal, Cemal, Kemal. Onun ötekisi neydi? Vahidiyet, ehadiyet, vahdaniyet, rububiyet, uluhiyet, tevhid-i azam, ondan sonra Rahim, Rahman, Allah. Şimdi bu çok önemli, çok şey yani. Birincisinin üzerine bina ediliyor, meyve almak dönemi, hasat dönemi şimdi bu. Birinci dersin dönemi bu. Şimdi ne işime yarayacak? Benim o çok, en çok beni alakadar ediyor. Ve bu üç tabaka şunlar. Evet. Zehre, Katre, Reşa bu üç tabaka ehli hakikata misaldirler. Yani langur lungur olanlar değil bunlar. Ehli hakikata misaldirler. Ne oldu? Bilgisayar bile dayanamadı. Tamam mı? Getir abim. Haşiye. Her tabakada dahi üç taife var. Tabakanın içinde taife var. Tabaka. Tabakaya ne misal verelim? Taife ile tabaka ayırsın diye. İçtim hayatta şöyle yapsak. Tabaka nereye misal olabilir? Lisenin sınıfları. Ortaokulun sınıfları. Mesela memur tabakası var. Şöyle diyelim. Lise. Subay uzman çavuş. Ha, lise olsa sanat okulu, imam hatip, düz lise. Mesela. Tamam. Lisedir hepsi. Evet. Yani üç tabaka ama. Üç de şey, taife. He, tamam. Her tabakada dahi üç taife var. Lise tabakadır. Lise tabakasında okuyor. Ama üç taife, sanat okulu, düz okulu, imam hatip diyelim. Öyle mi? Evet. Oldu mu abi? Oldu. Beraber yapalım. Yani mesela çalışanlar tabakası desek, devlet memuru, özel sektör, esnaf. Güzel. Taifesi. Her tabakada üç taifesi var.
temsildeki üç misal, temsildeki üç misal, her tabakadaki o üç tayfeye, belki dokuz tayfeye bakar. Dokuz tayfe, onu anlatacak şimdi aşağıda. Yoksa üç tabakayı değil. Mesela birincisi ehli fikir. Ama bu birincisidir. Bu dedi ya, tabaka budur. Bak tabaka, ama içerisinde üç tayfe var. Mesela birinci tabakada üç tayfe var. Birinci tayfe ehli fikirdir. İkinci tayfe ehli velayettir. Birincisinin tabaka, birinci tabaka. Birinci tabakanın tayfeleri abi. Tayfeleri ehli fikir, ehli velayet, ehli nübüvvettir. Evet. Tamam. Bu buna bakıyor. Zehre. Görüyor musun renk? Tamam. Bu sefer bu ikinci bir tabaka var. İkinci tabaka var. Tabaka bu. Ne var bunlar? Bunlar burada ehli fikir vardı. Bunda ise cismani cihazat ile kemaline sahip hakikate gidenleri. İkinci taife, ikinci taife nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücadele etmekle hakikate gidenleri. Bak taife gene ikinci tabakanın üçüncü taifesi. Ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenleri. Şimdi üçüncü tabaka var. Bu tabakadır. Tayfesinden bahsediyoruz. İçerisinde kimler var? Tabakanın içini. Enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidaliyle hakikate giden. İkinci tayfe, üçüncü tabakanın ikinci tayfesi ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifet hakikati aramaya giden. Üçüncü tayfe, yani üçüncü tabakanın üçüncü tayfesi ve iman ve Kur'an ile fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden. Tamam. Buna işareti bu nedir? Ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmet ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. Evet, bu başta sorduğu iki tane sorunun, yani niye hakikat çok renklere giriyorum, izahı bu dokuz üç tabaka içindeki. Üç bir de söyler misin bu neyin olduğunu, bu ne olduğunu? Yani bir hakikat neden çok renklere girecek? Birinci dalda. Soruyor. İkinci dalın başında sorduğu. Soruyu bir daha okuyabilirsin. Soruyu okur musun abim? Okuyayım. Abim gel buraya. Çünkü ne olduğunu bilelim, ezber olmasın. İkinci dalın değil mi? Evet, ikinci dalın. Birinci sır, evliya niçin usulü imaniyede ittifak ettikleri halde meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehalif ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşifleri bazen hilaf-ı vaki ve muhalife hak çıkıyor. Ya olmuyor ya da muhalife hak çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar her biri kat'i bürhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine mütenakıl bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? İşte bu ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin hikmet ihtilallarına işaret eden temsillerdir derken bu şeyin sualini aslında noktasında. Aslında bu son şey bunun neticesi değil, üçünün neticesi. Evet. Üç tabakanın neticesi. Bak bir daha söyleyeyim. Şu var ya bu şey kırmızı gözüken. Yani okuyayım. Ayrı ayrı istidatta bulunan üç taifenin. Bak üç taife. Şunlar taife, tamam mı? Şunlar taife. Taife. Yani komplesinin şeyidir. Bu gelsin. Üçünün hulasasıdır. Onu ne yaptın? Aşağı mı indi? Bir bakayım. Bak abim. O daha ona gelmedik. Biraz kayıt. İşte kalan. Tamam. Şimdi bu netice üç taifeyi anlatıyor. Bir, dolayısıyla bir hakikat niçin farklı farklı suretlere giriyor. Tamam. Şimdi bundan sonra devam ediyor. İşte hakikat bir tane. Hakikat bir tane. Muhatapların seviyesi şeyi derecelendiriyor. Hani hakikat bir. O zaman kişilere göre değişiyor. Aslında kişilerin kabiliyetine göre dereceleniyor hakikat. Evet. Mesela herkes bir kısmını görebiliyor. Latif Nükleer'de söylüyor ya abi. Ne diyor? Gördüğü doğrudur fakat hakikat değildir diye.
Allah Allah. Gördüğü doğrudur. Yani hakikatin bir kısmını görmüş. Doğru. Evet. Ama İyatalı olmadığı için. İyatalı etmiyor çünkü. Yani, şu Gavvas dalgıç örneğini de geldi. Ben de onu bildim sadece. Gemiye dalmış adam. Geminin içinde, değil mi aşağıda? Gözü kapalı dalmış. Ötekisi bilmem nesine bakmış. Ha, demek ki bu o bir hakikat. Gördüğü doğru ama hakikat değildir. Yani bir ucunu görmüş. Çok renklere giriyor. O zaman farklı farklı anlayışların olmasının sebebi böyle oldukları için. Evet. Yani bu istidatta oldukları için. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı. Üç tabaka, bunlar tabaka ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 6, 9. Evet. Tamam. Bunlar tabaka. Bak. İşte şu üç tabakaların, ama şu birinci tabakanın, bak şu üç tabaka, birinci tabaka, ikinci tabaka, üç. Şu üç tabakanın, bunlar taifedir. Tabaka, birinci tabaka, ikinci tabaka, üçüncü tabaka. Bak bunun birincisi, ikincisi tabakadır. Bunlar 1, 2, 3 tabaka abi. Tabaka, bunu kaçtı mı? Taifeler. Ha, taifeler. Şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti, Zehre, Katre, Reşa unvanları altında bir temsil ile bir derece göstereceğiz. Mesela güneşin kendi halikinin kapat abi. Güneşin kendi halikinin izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve inikası ve ifazası var. Bak güneş. Güneşi merkeze koydu. Evet. Yani esma koy yani güneş gibi. Esma. Veya hakikatte. Hakikat. Bir hakikat nasıl renklere girebiliyor? Evet. Yani bir güneş tektir. Bak ne yere girecek? Şimdi birincisi güneşin çiçeklere vuruyor. Birisi de kamera ve seyyarelere vuruyor. Birisi de şişe ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı inikaslarıdır. Yani verdiği inikas. İnikası da izah etti. Güneşten aşağı doğru vurmak da inikastır. Yani aynada gözüken değil. Aynanın yansıttığı da değil. Güneşin vurma noktasına inikas diyor. Esmanın cilvesi gibi oluyor. Ha, Esma'nın cilvesi. Tecelli değil de cilve var. Ha, çok güzel. Tecellide perde yok. Şeyde perde var. İnikasta perde var. Perde var. Perdeyi giderken? Yani senin baktığın taraftan zulmani perdeler oluşuyor inikas edince. Yani araya berzahlar giriyor. Evet, doğru. Şimdi ne dedik? Buraya ayrı ayrı ne var? İnikasları var. İnikasları vardır. Birincisi üç tarzdadır. Yani çiçeklere üç tarzda. Onu okuyayım ben. Biraz indirir misin? O da üç tarz oluyor abi. Külli imumi, hasusi. Yani gelsin. Bir dakika. Ha. Bak birincisi çiçeklere. Külli ve umimi. Evet. Has ve hususi. Cüzi ve şahsi. Tamam. Peki bu nasıl gözüküyor? Biri külli ve umimi demek bir tecelli ve inikasıdır ki bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Evet. Bütün çiçeklere. Ahmet, Mehmet hiç ayırt etmeden yani çiçeklerin her çeşidine bulmuş. Biri de has bir tecellidir ki her bir neve göre bir hususi inikası vardır. Ne? O çiçeklerin içinde bir papatya nevi değil. Menekşe. Adi. Üçüncüsü de cüzi bir tecellidir ki her bir çiçeğin şahsiyetini gibi ifazasıdır. Yani bütün çiçeklere bir fert seviyesi. Ondan sonra ikincisi o nev papatyalara, sonra bir tane papatyaya. Fert, nev ve umum. Ha, bak. Fert bu nev, fert evet. Nev umumi. Bu da umumi, bütün çiçekler. Bütün. Bütün nevlere. Böyle gözüküyor. İkincisi güneşin kamere ve seyyarelere Fatır-ı Hakim'in izniyle verdiği nur ve feyizdir. Yani Fatır da çok ilginçtir burada koyması. Şimdi nedir o? Bu da külli ve ümumi, has ve hususi ve cüzi ve şahsı. Kime vuracak bu? Seyyarelere Fatır-ı Hakim'in izniyle verdiği nur ve feyiz. Bir, şu külli ve geniş feyiz ve nurdan sonra kamer, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru güneşten külli bir surette istifade eder. Bu
külli ve umumi. Güneşin kime vurdu? Seyyarelere. Seyyarelere şahsiyet tıraş seyyareler. Dikkat ederseniz bir tanesi yerden, bir tanesi seyyarelere çıkmış. Bir şey yapın. Bak çiçek, topraktan. Şimdi yukarıya çıktı. Yani şeye gitmiş, seyyarelere çıktı. Hani böyle şahsiyetler var ki aramızda var, üstümüzde var. Üçüncüsünde başka söyleyecek. Hani anlıyor musun böyle? Bu toprakta anlattı çiçeklere. Bir yere semavi inikas, semadakilere inikas. Ya yok. Yani üzeri, mesela sahabelerim yıldızlar gibidir diye. Evet doğru. Ha, bu daha güzel abi. Evet. Doğru. Onu da sen de onu da çek tamam mı? Tamam mı Abdullah? Ha, şimdi bak bu bir tanesi yerdedir çiçekler. Seyyare yukarıdadır. Allah Resulü dedi ya sahabelerim yıldızlar gibidir. Seyyareler gibidir. Şimdi aşağıdaki alimler yukarıda sahabe gibi. Yani seyyare boşuna dememiş yukarıya çık. Ehli velayet şeye göre daha yukarıda. Daha yukarıda. Evet. Üç, sonra hususi bir tarzda denizlere ve havaya ve parlak toprağa vuruyor. Tamam. Bu yani bunun dışa vuruşları külli umumi böyledir bu adamlar. Has ve husus olunca hususi bir tarzda denizlere ve havaya parlak toprağa vuruyor. Ondan sonra yani dikkat edersen hususi bir tarzda denizlere ve havaya denizlere havaya su seyyaredeki. Evet seyyaredeki. Mesela ay topyekun dolunay diyoruz ya. Ona yakından baktın mı? Onun içinde deniz kısmı var, dağ kısmı var, toprak kısmı var. Her birinin ayrı ayrı kendine göre renk şeyi var. İçeride. Sonra cüz'i ve hususidir. Ve bir suret-i cüz'iyede denizin kabarcıklarını ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve fazasıdır. Bu da bir şahsiyetin dışa vuruşudur. Yani seyyareler, seyyare fıtratı ama ifazası ve tecellisi yani kendisini dışa vuruşu şu üç şekilde oluyor. Yani bir çiçeklerin yani yerde olan alimlerin, ötekisi seyyare gibi olan kişiler ama icraatları böyle oluyor. Üçüncüsü güneşin emri ilahiyle külli ve umumi cebi havayı ve denizlerin yüzlerini birer ayna ederek safi ve külli ve safi ve külli safi ve külli ve gölgesi bir inikası var. İnikası var. Bilmiyorum şey yaptı. Birinci tarif bu. Has hususi ise ve cüzi ve has ise bunun şeyi yok. Orada ayrım yok. İkisi bir. Yok ikisi cem olmuş. Sonra o güneş denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine ve havanın reşalarına ve karın şişeciklerine her birine birer cüzi aksi birer küçük timsalini veriyor. Şimdi burada ne yaptı? Tam 9 tane karakter var temelde. Ben bunu şeyde kullanıyorum mesela peygamberlerin ululaz peygamberleri. Veya bunu şeyde kullanıyorum. Hacer modeli, Ayşe modeli. Kadınlarda kullanıyorum. 9 tane karakter. Hatice modeli, Ayşe modeli, Rabia modeli, Fatıma modeli, böyle Rabia, Meyrem modeli. Mesela insanlarda, mesela erkeklerde deyince, Ömer, Osman, Ali, Ebu Bekir, Hasan, Hüseyin vesaireler. O 6 tane. Diğerleri de asıl teşkil eden sahabe mesela kaçınılmaz olan kişiler. Bu sefer ne yaptı? 9 tane karakter var. Ama onun da icraatı olunca şunlar gibi bunlar hususi ve umumi, has ve hususi katlanıp da gidiyor. O zaman 130 Abdurrahman olur. Yani katlamaya ile gidiyorlar bu sefer. Yani o şahsiyetlerin dışa vuruşları. Diyelim ki şöyle yapalım. Mehmet'i seni ele alayım. Bir okuldaki zuhuratlarım var. Bir ailede var. Bir de cemaatte olan tarafım var. Ailede akrabayı tarlukatı. Hanım tarafı, baba tarafı. Bir de dershanede bir şahsiyetim böyle tecrübe var.
Bir de iş yapıyorsun. Okuldasın, askeridesin sen. Üç, tabaka. Üçe ayırmak zaten çünkü karakter olarak üç tane. Bu sudur, sudur, hava gibidir diyor. Yani temelde bu yani. Bunu nerede kullanıyor şimdi? Gelelim şeye, ondan sonra keselim. Celal, cemal, kemal. Karakterinin dışa vuruşları. Zaten birinci daldan sonra ikinci dalı inşa ediyor. Bu dışa vuruştur. O hakikattı birinci dal. Hakikati eyleme dönüştürüyor, bina yapıyor. Sonra dikkat ederseniz, o beşinci dala şey yaptığın zaman, bak beşinci dalda yapılan derse bakın, 24. söz işte. İşte beşinci dala bak. Meyveler kopar alıyor. Meyve, çünkü netice artık şeye gelecek yani. Mesela bir tanesi şeyi bulmuş. Diyor ki, çekirdekten ağacın çıkması, çekirdek çıplaktır. Nur Muhammed. Ama meyvedeki çekirdek çıplak değil diyor. Etrafında elma var diyor. Meyveyle kaplı dişi. Yani dolayısıyla şahsiyette o zaman temelde insanlık alemi 9 temel üzerine kuruyor. Ondan sonra çoğalmış. İşte kaç Abdurrahman diyor? 130 Abdurrahman diyor. Yani bu insan modellerinde bahsediyor. Yani lafı güzaf diye sıralamamış onu. Mesela bir kişiyi buldun, bin kişiyi buldun diyor. Atıfı da binle çarpılıyor. Evet. Yani böyle bir şahsi... Bir atıfı buldun, bin atıfı buldun diyor. Gibi her. O zaman atıf kim yani? O zaman bakmak lazım. Evet, o karakter. Burada 9 tane şeyi anlatmış oluyor. Birinci dalın üzerine bina ediyor. Peki. Vâhir davâhum en elhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha.